fırından yeni çıkmış, sıcak ekmek üstüne sürülen kaymak ve bal gibi lezzetli bir hale getirmeye çalışan bir altı adım köşemize daha hoş geldiniz. Bu haftaki altı adım köşesinde sizlere süpermarkette çocuk olmaktan bahsedeceğiz. Değildir. Market arabasıyla oynamak her zaman çok eğlenceli gibi gelse de size ya da çevrenizdekilere zarar verecek bir kazaya da yol açabilir. Kime çekti bu çocuk ya? İn çabuk dedim. Bir şey olmaz. Ay Hüseyin, gitti çocuk ya. Yavrum iyi misin? Ya ben tetim ama ya. Ayıp artık ama ya. Bu ne rahatlık? Çocuğu markete yıkıyor, annesi ortalıkta yok. Hanımefendi, çocuğun annesi siz misiniz? Ne alakası var? Yaramazlık yapan her çocuk benim çocuğum mu? O zaman markette bulduğu çocuğu kapan bana gelse. Bende anne tipi mi var? Ne haber anne? Kutuya sıkıştım. Buyurun hanımefendi. Bu da size kapak olsun. Çıkışta kutuyla beraber ödersiniz. Ya aslında çok iyi çocuktur ama. Hüseyin, sen beni niye hiç dinlemiyorsun? Tarzım. Bak adam, bak adam da laf soktu. Senin yüzünden kola da almak zorunda kalacağız. Tarzım değilsin anne. Ben daha çok rap müzik dinliyorum. Ya beni hiç dinlemiyorsun ki Hüseyin. Sana artık çok kızacağım. Seni bir daha asla getirmeyeceğim markete. Baban eve gelsin, babana da söyleyeceğim. Zeynep'ciğim, şimdi söyleniyorsun, sözünü dinlemiyor. Ama aslında açıkça söyledi yani. Ben rapten hoşlanıyorum. Tarzım bu dedi. O yüzden sen onun anlayacağı dilde böyle bunları rap olarak söylesen bir. Yaparsın sen, müziğe doğaçlama yeteneğin var biliyorum. Kimin lafını alalım? Senden alalım istersen. Tarzım değilsin de. Tarzım değilsin anne. Ben daha çok rap müzik dinliyorum. İyi, dinle o zaman. Sen beni bilinmedin, lafımı hiç dinlemedin. Seni çıkamam dışarıya. Bir daha yaparsan söylerim babana. Ödevleri zamanında yap artık. Bana alışverişte yardım et artık. Senin yüzünden durup dururken çok kafası aldık. Daha yemek yapacağım, eve geç kaldık. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Helal olsun vallahi anne. Anne akım rap dediklerim olsa gerek. Gevşekliği bırak da al şu çamaşır suyunu. Bu çamaşır suyu çok önemli Hüseyin. Bu çamaşır suyunu mutlaka almalıyız. Bu bizim kıymetimiz. Anlıyor musun beni Hüseyin? Eve acilen çamaşır suyu lazım. Çok önemli. Çamaşır suyu çok önemli. Anlıyor musun beni Hüseyin? Anlıyor musun beni? Hayır anne, anlamıyorum. Ev hanımısın sen, ev hanımı. Niye çamaşır suyu görünce Gollum gibi oluyorsun? Anne olunca anlarsın. Hüseyin, bugün indirim günü. Uyanık olmalıyız. Gözlerimizi dört açmalıyız. Her an, her ayında indirim başlayabilir. Burası artık bir market değil. Burası bir mücadele. Anladın mı beni Hüseyin? Anlıyor musun? Evet. Güzel. Bunu ancak birlik olursak başarabiliriz. Sakın gözümün önüne uzaklaşma. Sakın yanımdan ayrılma. Sakın Hüseyin, sakın. Sakın. Tamam anne ya. Abartma, bir sakin ol. Buradayım, seninleyim. Ha, tamam. Gören de bir yana kuşatmasına geldik sanır. Madde 2. Anneler indirim anonsunu duyunca her şeyi unuturlar. Yetişkin bir anne süpermarketlerde 10 çıt ağzında olabilir. Gözünüzü annenizden ayırmayın.
Sayın müşterilerimiz, deterjan reyonunda %50 indirim başlamıştır. Hadi yine iyisiniz. Manav reyonunda %60 indirim. Ağlamak istiyorum şu an. Makarna reyonunda %70 indirim. %70 yetmemiş. Bu haber kapı baca kırar. İçecek reyonunda %80 indirim. Şu an bu söylediğime ben bile inanamıyorum. Et reyonunda %90 indirim. %90 diyorum. Hadi koşun. İndirin. Et, indirin. Ette indirim var Hüseyin. Ette indirim var. Ette indirim var. Et. Anne etme. Anne neredesin ya? Hüseyin. Anne. Anne nereye kayboldun? Sesime gel. Anne. Sesimin geldiği yerde makarna var. Nereye? Uf ya! Ne çamaşır suymuş arkadaş? Merhaba! Papik, şeker alır mısınız? Alması kalan, lezzeti alay. Papik! Hop! Papik! Şekerin en tatlısı. Niye mutlu? Yemeyem. Pişmem. Çok güzel elbiseleriniz. Teşekkürler. Şöyle gelin yapın bize bunu, olur mu? Elbiseler de bir görünsün, dansınızın tamamı orada görünmüyor. Berat Efe, sen de biraz eşlik edebilirsin. Kaptır kendini. Kızların dansı çok iyi. Şeker de iyi bir fikir. Tamam mı? Hadi canlı. Buyurun efendim. Popi. Hop, popik. Şekerinden tatlışı. Niye mutlu? Niye ya? Pişman. Bu şeker bir başka. Popik. Hop, popik. Şeker almaz mısın? Bedava. Bedava mı? Yani şimdi siz bedava şeker mi dağıtıyorsunuz? Ya ben bu süpermarketleri çok seviyorum ya. Ayıcıklı var. Alırım. Çikolatalı da var. Arkamdan alırım. Vişneli var. Bayılırım. Pirinç patlaslı var. Vur patlasın, çal oynasın. Madde 3. Marketlerdeki tadımlık ikramları bedava diye çok fazla yemeyin. Sonuçları sizin için iyi olmayabilir. Şahram Umur, şahane. Ay senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Aman el. Acayip kaşınıyorum. Yaktın beni Popik. Yaktınız beni kızlar. İnşallah dünkü çocuğa olanlar buna da olmaz. Evet, yazık ya dünkü çocuğa. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu peki çocuğa? Dünkü çocuk da senin gibi hepsini yedi. Aynı senin gibi soktu kafasını sepete. Aynı senin gibi yüzü kaşınmaya başladı. Sonra... Saat 6. Tanıtım standlarımız için kapanış vakti. İyi alışverişler. Mesai bitti. Galiba yardımcı olabilirim. Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Bir garip. Neyse burada görevli yok mu? Şu sütü alamıyorum. Görevliye ne gerek var canım? Ben şimdi hallederim. Bu boyla mı? Ne varmış benim boyumda? Ben gayet de uzunum. Ben her gün kendi sütümü kendim alırım o israftan. Tam bir süt çocuğum. Ya, yani şey, her gün süt içerim manasında. Allah Allah. İyi peki al o zaman. Biraz geride durum bayan. Zira en israflardan bir şey almak oldukça tehlikeli olabilir. Tabii adınız Hüseyin değilse. Madde 4. Boyunuzun uzanamayacağı bir haftan ürün alacaksanız
bir görevliden yardım istemeniz en doğrusu olacaktır. Ben şimdi hallediyorum. Ne yaptın? Bütün rafı devirdin. Aldım ama. Ya çok kızacaklar bize. Güvenlik gelir şimdi. Ya kime kızıyorlar? Ben bir kızarsam var ya, üf! Burası güvenlik için pek güvenli olmayabilir. Tersim pistir yani. Ne oldu burada? Kim döktü üstleri? Kim? Bu döktü. Aa, yalancı yalan. Hiç de bile ben dökmedim. Sen döktün. Ha, hiç de bile. Sen çarptığında döküldü ya. Senin yüzünden ne olmuş? Ne olmuş? Neyse, konumuz bu değil. Yine sana, yine yaramazlık. Ya benimle bir alakası yok. Bu kız döktü bu sütleri. Hatta bile isteye döktü. Döktükten sonra böyle kötü kötü kahkahalar attı. diye. Bakın kötü olmadığım için kötü kötü gülemedim bile. Bak hala iftira atıyor. Ben dökmedim bu sütleri. Bu döktü. Ya ben bu sütleri alırım. Dökülürse dökülsün dedin ya. Güvenlik umurumda olmaz. O beni görünce süt dökmüş kedi gibi kalır dedin ya. Hatta beni market arabasıyla itirip çöp kutusuna düşürdün ya. Demek sen benimle güvenlik odasına kadar geliyorsun. Çöpü de sen alacaksın. Ben niye geliyorum ya? Ben dökmedim ki bu sütleri. Bu döktü. Aileni arayalım da gelip hasar ödesinler. Evet, abilerimi arayalım da gelip alsınlar beni. Abilerim mi? Abilerim ya. Benim tam 11 tane abim var. Ben bu iftira meselesini onlara anlatayım da sen de bir onlarla görüş Hüseyin. Abi ben döktüm. Vallahi billahi ben döktüm. Vallahi döktüm. Tamam, kahramanlık yapmana gerek yok. Onun sütleri döktüğüne inandım. Benimle geliyorsun. Senin de daha işin bitmedi Hüseyin. Abilerim ve ben seni bekliyor olacağız. Eyvah. Kızın 11 tane abisi, futbol takımı gibi abileri varmış ya. Yandım ben. Neyse, şu çamaşır suyunu alayım da çıkayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Aa, sizin yüzünüze ne olmuş? Ne olmuş ya, ne olmuş? Bak bu da cevap vermiyor. Allah Allah. Neyse, benim bir tek çamaşır suyum var. Buyurun. Bu markette bir dakika daha kalmak istemiyorum. Evladım dur. Süpermarket kasalarında işiniz ne kadar acele olursa olsun yaşlı, hamile ve hastalara öncelik vermek gerekir. Sonucu bazen kötü olsa da. Evladım bana bir yardım eder misin? Bir iki parça bir şey alacağım da hadi yardım et. Peki teyzeciğim önüme geçin bari. Nerede alacağım şey? Al yavrum. Hadi şunları bir koşu al da gel. Sonuçta ben yaşlıyım. Dolaşamıyorum. Hadi al gel bunları. Teyzeciğim, benim biraz acelem var da. Siz bir görevliden yardım isteseniz. Evladım, kırma beni. Hem yaşlıyım, hem anneyim, hem de yorgunum. Bir iki parça bir şey evladım. Hadi al da gel. İki dakikanı almaz. Peki teyzeciğim. Yarım saat sonra. Ay, ay. Teyze, teyze. Her şeyi aldım da bir tek kaymaklı yoğurt kalmamış. Onu alamadım. Ha, benim de ona acil ihtiyacım vardı. Bunlar olmasa da olur. Kalsın bunlar. Nasıl yani ya? Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Neyse, iyi günler ya. Madde 5. Süpermarketlerin kasalarındaki kampanyaların gözünüzü boyamasına izin vermeyin. Sadece ihtiyacınız olanı alın ve çıkın. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Sadece bugün için çamaşır suyu alana ananas 1 TL'ye düşüyor. Düşünmez misiniz? 1 TL mi? Olur. Tebrikler. Ananas aldığınız için bir teneke ezine beyaz peynir alana, Arap sabunu 1 TL kampanyamıza katılmaya hak kazandınız. Oley be, kazandım. Da ne kazandım onu anlat. Vantilatör alana diş macunu 1 TL. Bir koli kola alana bir koli meyve suyu 1 TL. Tost
yaşında olursanız olun, annenizin gözleri daima üzerinizde olacaktır. Rahat olun. Hüseyin! Hüseyin oğlum! Hüseyin! İyi misin çocuğum, yavrum? Ne oldu burada Hüseyin'im? Anne, en son çamaşır suyu alan avantilatör vardı. En son onu hatırlıyorum. Hanımefendi, biz sadece çamaşır suyu alıyoruz. Demin ya, yine satamadık. Buyurun çamaşır suyunun parası. Hüseyin, senin yüzüne ne oldu öyle? Ne olmuş? Ben de onu diyorum, böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Evet, yeri gelmişken biliyorsunuz Gora filminde çok yakın zamanda kaybettiğimiz BKM ailesinin de çok sevilen oyuncusu Erdal Tosun'a yapılan şakaydı bu yüzüne ne olmuş esprisi. Bu vesileyle onu da büyük bir alkışla analım istiyorum. Evet, teşekkürler. Devam edebiliriz. Senin yüzüne ne olmuş oluşum? Ne olmuş? Ben de onu diyorum. Böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Anne, bedava popping şekeri biraz fazla kaçırdım da ondan oldu herhalde. Ne? Bedava popping mi? Anne, nerede o popping? Anne, çocuğum nerede o popping? Kızlar bu tarafa gitti. Marketlerde ihtiyacınız olanı alıp çıkmak en doğrusudur. Büyük denizin yanından ayrılmayın ve ihtiyacınızdan fazlasını istemeyin. Yoksa... Anne dur! Anne! Anneciğim durur musun? Hayır! Anne, yalan teyzeciğim! Teyzeciğim ama! Ama! Hayır! Yeme teyzeciğim, aman! Şevket Bey, sunum bittiyse bir yardım edin. Annemin durumu fena. Acilen hastaneye kaldıralım. Tabii hemen. Bir dahaki Altı Adım köşesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.